Pakistan'ın 5 yıl önce imzaladığı din özgürlüğü yasasını değerlendirmek için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen bir toplantıya önde gelen birçok aktivist, avukat ve dini liderler katıldı ve politikanın yetersizliğinden şikayetçi oldu. Konferansa katılan birçok önder, Pakistan hükümetini dini azınlıkların ve yasalardaki tüzüklerin korunmasını sağlamaya çağırdı. Pakistan'ın 5 yıl önce imzaladığı din özgürlüğü yasasını değerlendirmek için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen bir toplantıya önde gelen birçok aktivist, avukat ve dini liderler katıldı ve politikanın yetersizliğinden şikayetçi oldu. Konferansa katılan birçok önder Pakistan hükümetini dini azınlıkların ve yasalardaki tüzüklerin korunmasını sağlamaya çağırdı. Karar 14 Haziran 2014'te imzalanırken yasa, ibadet yerlerinde güvenlik olmaması, dini hoşgörüsüzlük ve iş fırsatlarının eksikliği gibi azınlıkların yaşadığı birçok sorunu ele aldı. Ancak 5 yıl sonra dini azınlıklar hala acı çekiyor. Birçoğu için yaşamları karardan bu yana hiç değişmedi. Konuyla ilgili olarak Adalet ve Barış Genel Müdürü Peter Jacob, marjinal grupların haklarının hayata geçirilmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi yönünde ilerlemeyi engelleyen tutumlar gibi karar vericilerle uygulayıcılar arasındaki irade eksikliğinin kamu politikasındaki en büyük zorluklar olduğunu söyledi. İslamabad'ın Roma Katolik Episkoposu Başepiskoposu Joseph Arshad, Pakistan'da bütün vatandaşlara hak eşitliği sağlanmasında hükümetin daha proaktif olması gerektiğini vurguladı.